Arkadaşlar mutlu pazarlar. Güzel bir pazar gününden hepinize selamlar. Bugün prodüksiyon konuşacağız. En önemli şey burada gördüğünüz Focusrite 2.2 ses kartı. Mac Mini. Olabildiğince plugin. BX5D2'lerim var. Monitör olarak. Çok güzel değiller ama. Bir kere aldık. Bir de Roland A49 MIDI klavyem var. Hassasiyeti bayağı güzel. Evet, şimdi şöyle bir yerleşeyim ben. Sevgili dostlar. Bugün bunları konuşacağız. Yani ses kartı alalım mı? İşte şu kaç para bilmem ne filan. Tabii ki converter preamp önemli ama asıl mevzu o değil. Asıl mevzu mix'te bitiyor. Mix'i çözmek önemli. Tabii ki ben çözebildim mi? Hayır, çözerim diyen yalan söylüyor diye düşünüyorum. Evet, bir şarkımız var. Önce şöyle bir nakarattan dinleyelim. Tamam, şimdi böyle. Şimdi önce ne yapıyoruz? Şunlar eskiler, haydi. Önce şu program, bu bir DAW, Logic. Şimdi böyle bir Digital Audio Workstation seçmek durumundayız. Hepsi aynı işliyor. Cubase olur, Pro Tools olur, Studio One olur. Hepsi aynı sistemde çalışıyor. Ben Mac'e geçtim, stabil olduğu için gerçekten çok memnunum. Yıllardır format atmıyorum ve bütün projelerim duruyor. Bu önemli çünkü üreticiliğinizi etkileyen bir şey. Şimdi... Örneğin önce bas gitarı Modo Bass diye bir bas gitar var. Bununla ben bunu yazdım. Sonra bunda kaydırmaları düzgün yapamadım. Sonra geldim dedim ki şu Kontak 5'in içinde bir tane bas gitar var. Bu Cherry elektrik bas diye. Bunda bu slide'lar çok güzel. Onu da şöyle yapmışım mesela. Olmaz diye bir şey yok işte. Aslında saçma yaptığımız şey ama. Şimdi mesela burada slide duyacağız sadece. Böyle bir şey. Normalde bas da şu. Şimdi beraber duyalım. İçinde nasıl olacak? Gibi. Sonra yaylı yazmışız. Başka ne var? Davul var. Davul olayı biraz ilginç ama artık günümüzde güzel işler oluyor. Bu Slate'in bir Steven Slate Drums bunun adı. İçinde güzel kitler var. Bayağı keyifli. Evet. Böyle. Üzerinde kendi mikseri var. Bunların hepsini dışarıya da alabiliyoruz. Ama bunu da alma gereği duymadım. Evet. Burada böyle bir olay. Bunu da şöyle yazmışız. İşte böyle. Şu piyano rolu da şöyle görebilirsin. Gibi. Davulumuz var. Böyle bir elektronik piyanomuz var. Neymiş bu? Bakalım. Mark 1'miş. Böyle bir pedimiz var. Neymiş bu? Buna da bakalım. Bu Logic'in kendi içinde bir ped. Mevzu parçaları birleştirmek oluyor. Burada işte o diyor. Bunun normal hali böyle.
Bu da plugin aligned'ın içinde gelen bir şey. Şimdi hepsini kapatalım. Böyle mi bitmeli sevgimin her hali? Ben bunu odada kaydettim, burada. Yani hiçbir düzenleme yok burada mesela. Ama oluyor. Yani önemli olan dediğim gibi mix'te düzene sokabiliyorsunuz her şeyi. İyi öğrenmekte fayda var. Bir yerinde bir delay kullanmıştım, bu o. De-esser bu S seslerinin düşürüyor işte. Belli bir frekans aralığı tutturuyorsunuz, orayı kompresliyor. Ondan sonra CLI 76 zaten fast release genelde çok kullanılıyor. Başka ne yapmışız? Bir EQ kullanmışım. SSL EQ kullanmışım. Yani hepsinin amacı, tadı, her şey farklı. Bu da güzel. Bu da Neve konsolu drive'ını karakterize eden bir plugin. Bu da keyifli. Şöyle, bu da ufak bir autotune. Anladım bu serseri aşk. Şu bastır yolladığımız birle valarla plate varmış burada reverb olarak. Bir de reverb eklemiş. Bunları da tadına göre şey. Sona erdi. Yalnız olan bu gecelerin rengi bir başka. Biraz sakin. Mastering başka bir konu. O yüzden çok kurcuklamamaya çalışıyorum. Çünkü ne zaman uğraşsam bozuyorum. O yüzden şöyle biraz stereo image'i arttırıyorum burada. İşte biraz burada bir kompresör uygulamışım. Sonra ozonu açıyorum. Ozon içinde güzel presetler de var. Yani kendim yaptığım da çok oluyor ama yani asıl mevzum benim daha çok mix'te oluyor. Din gitmelerin söyle, yoksun burada. Soğuk zamanların çok kırdı kalbimi. Ömrümün gizli rengi, hani sendeydin. Yeter artık bitsin bu soluk gözleri. İşte böyle arkadaşlar. Müzik güzel şey ya. Çok seviyorum ben. Şarkı üretmeye devam. Paylaşmaya devam. Görüşmek üzere. İyi pazarlar.